Sevgili Didimliler, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Görünen o ki D vitamini gerçekten faydalı olmuş. Heyecanımız çok yüksek. Efendim şimdi izin verirseniz ben buraya konuşmalarını yapmak üzere. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın bakanlarım, değerli yol arkadaşlarım. Hepiniz tatildesiniz. Ama unutmayın, bu kardeşiniz çalışıyor. Çalışacağız. Sakın ola ki bütün yükü benim sırtıma yıkmayın. Beraber, birlikte, ortak mücadele edeceğiz. Türkiye hepimizin Türkiye'si. 85 milyonu kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. İnancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bize verilen bir hedef var, çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Bunu yapacağız. Güzel bir yerdesiniz, Didim'desiniz. Gerçekten Aydın'ın incisi. Bu güzel ortamda zaman zaman beraber oluyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz, Türkiye'yi düşünüyorsunuz, Türkiye'nin geleceği konusunda yorumlar yapıyorsunuz. Elbette şu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Sağlıklı bir yapıda değil yönetimimiz. Türkiye yönetimi sağlıklı bir yapıda değil. Sorunlar var. Devlette ciddi çürümeler var. Yolsuzluklar var. Devletin neredeyse dibine dinamit koydular. Bütün bunların hepsinin farkındayım. Ama sizden bir şey istiyorum. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok. Beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Yargıda sorunlarımız var biliyorum. Yargıda hangi kararların kimlerin talimatıyla alındığını da gayet iyi biliyorum. Ama onlar da beni çok iyi biliyorlar. Asla hiç kimsenin önünde, hele hele yukarıdan bakıp, kibirle bakıp, hiç kimsenin önünde diz çökme gibi bir adetim, bir geleneğim asla ve asla yoktur. Sadece diz çökeceksem halkımın önünde diz çekerim. Halk, bu ülkenin halkı diz çökülmesi gereken, dinlenmesi gereken bir halktır. Dolayısıyla birincisi o. Yargı bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş, yargıyı bağımsız kılacağız. Medyayı biliyorum. Medyada kendini bilmezleri de çok iyi biliyorum. Satılan kalemleri de çok iyi biliyorum. Günün 24 saati bizi eleştirenleri de biliyorum. Kalemini satmayan yürekli gazetecileri de biliyorum. Onların eleştirilerine de, onların yorumlarına da her zaman saygı duydum. Yasama organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada da ciddi sorunlarımız var. 600 milletvekiline aylık ödeniyor. Sizin paralarınızla ödeniyor. Öteden beri söyledim. Ta ilk 600'e çıktığı zaman söyledim. 600 milletvekilinin sayısı fazla. 600 milletvekili. 600 milletvekilinin AK Parti ve MHP kanadı. Bir daha ifade edeyim. AK Parti ve MHP kanadı. Asla yasama görevini yerine getirmiyorlar.
Onların yaptığı tek iş var, saraydan aldıkları talimat gereği el kaldırıp indiriyorlar. Bunu da bilmenizi isterim. Hiçbir AK Parti milletvekili, hiçbir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili kendi ilinin, seçildiği ilin sorunlarını çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden dile getiremez. Dile getiremediğini de çok iyi biliyorum. Aklını kiraya verenlerden, iradesini kiraya verenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Bunu da hepinizin bilmesini isterim. Yürütme organı, yani karar merci, bir kişiye ait. Bir kişi. Tek kişilik hükümet diyorlar. Bir kişi ne kadar yetenekli olursa olsun bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Bir kişinin iradesine teslim edilemez. Devlette liyakat esası vardır. Yani işi bilene teslim etmeniz gerekiyor. Eğer bir ameliyat yapılacaksa cerraha teslim edersiniz. Çocuklarınız eğitilecekse öğretmene teslim edersiniz. Her alan tarihi kazılar yapılacaksa o işin uzmanları, arkeologları görevlendireceksiniz. Ama ben her şeyi bilirim ve her şeyi benden sorulur. Ben talimat veririm, talimatım yerine getirilir dendiği andan itibaren o ülkede bürokraside çürüme başlar. Yargıda çürüme başlar ve devlet dediğimiz kurum ciddi yaralar alır. Bunun da farkındayım. Ama size sözüm söz, devlette liyakati sağlayacağız. Mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve aşma konusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi iyi olmadığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Durumu iyi olanlar var, eyvallah. Ama 85 milyon insanın yaşadığı bir ülkede bir anne çocuğunu iyi beslemeden yatağa yatırabiliyorsa o annenin dramını anlamazsanız sizin siyaset yapma hakkınız yoktur. Siz siyaset yapmak istiyorsanız Türkiye'nin sorunlarına talipsiniz. Açık ve ne söylüyorum? Türkiye'nin bütün sorunlarına talibiz ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, deneyimle ve halka güvenerek yapacağız bunların tamamını. O nedenle sorunumuz var ama çözülemeyecek sorunumuz yok. Her sorun çözülebilir. Üreten, alın teri döken, çalışan, tarlada, fabrikada, lokantada, nerede olursa olsun, çalışan, üreten, alın teri döken herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Geçen İzmir'de çiftçi kadınlarla buluştuk. Bir kadın kürsüye çıktı. Zarar etmiyoruz dedi, batıyoruz dedi, batıyoruz. Batıyoruz dedi, bakan açıklama yapıyor. Efendim onlara yardım yapıyoruz. Yaptıkları yardım da iki yem, iki çuval yem parası. Yani bari bunu söyleme, ayıp oluyor. Bari bunu söyleme. Ama söyleyerek aslında güzel bir şey yaptı. Bütün AK Partili kardeşlerim de duydular. İki çuval yardım yaptı, şimdi onu konuşuyor diye. Oysa yasada, çiftçiye her yıl milli gelirin en az %1'i oranda yardım yapılır diye emredici bir hüküm var. Bu yapılmadı, bunu yapacağız ve hayata geçireceğiz. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir modeli hayata geçireceğiz. Hiçbir çiftçinin, bütün üreticiler memnun olacak. Üreten Türkiye, çalışan Türkiye, kazanan Türkiye, aydınlık Türkiye, sorunlarını çözen ve aşan, dünyada ve çevresinde itibarlı olan bir Türkiye. Bunu yapacağız. Düne kadar kızdıkları, her türlü hakareti yaptıkları Suudi Prensi şimdi kucak kucağa para için, 3-5 dolar için, 3-5 dolar için bu ülkenin itibarını kimse satamaz. Kimse satmamalıdır. Biz Osmanlı'nın borcunu devralan bir genç cumhuriyet son kuruşuna kadar Osmanlı'nın borcunu ödedi. Ülkeyi demir ağlarla ördü. Her yere fabrikalar kurdu. Bankalar kurdu. Silah sanayini oluşturdu. Demir çelik fabrikaları kurdu.
hiç kimsenin ayağına gidip yalvarmadılar. Kimsenin önünde diz çökmediler. El ete köpmediler. Bunlar diz çöküyorlar. Ama Türkiye'ye gelip kahraman geçiniyorlar. Bunların kahramanlıklarını ben çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ne halt ettiklerini de çok iyi biliyorum. O nedenle bütün hedefleri Kılıçdaroğlu ve Bay Kemal. Göreceksin Bay Kemal sana neler yapacak. Göreceksin. Göreceksin Bay Kemal seni nasıl emekli edecek. Göreceksin. Göreceksin. Bay Kemal Türkiye'ye nasıl itibar kazandırılırmış onu göreceksin. Göreceksin. Alın terinin değerini Bay Kemal nasıl veriyor onu göreceksin. Göreceksin. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde nasıl yürürlüğe koyuyor Bay Kemal onu göreceksin. Beni gecelerin rüyasında görüyor, ben onun da farkındayım. Kabus gibi görüyor, onun da farkındayım. Ama hiç meraklanmasın. Adalet olmazsa olmazımızdır. Kim olursa olsun. Adaletle davranacağız. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Asla. Adaletle yöneteceğiz. Onlar da adaletin ne olduğunu bilecekler. Onlar da hakkın, hukukun ne olduğunu bilecekler. Bakın, Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı yatırımların fiyatını söyledi değil mi? Kaça yaptığını söyledi. Koca koca hava alanları yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Hastaneler yapıyorlar, kaça yapıldığını kimse bilmiyor. Bu kardeşiniz Bay Kemal Beşli Çete'den de hesap soracak. Beşli Çete'den. Hiç endişe etmeyin. Onlar da gece uyumuyorlar. Ya Bay Kemal iktidara gelirse? Bay Kemal iktidara gelirse çiftçinin, emeklinin, işçinin, memurun, sanayicinin, herkesin hakkını ve hukukunu savunacak. Böyle bilsinler. Hepinize teşekkür ederim. Hava sıcak. O nedenle uzun süre tutmak istemem sizleri. Benim daha yolum var. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da çalışacağım. Türkiye'yi adım adım gezeceğim. Sizin için. Bu ülke için. Bu ülkenin insanları için. Geleceğimiz için. Evlatlarımız için. Türkiye'nin itibarı için. Türkiye'nin saygınlığı için. Bu ülkede herkesin kardeşçe yaşayabileceği bir ortamı yaratmak için hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Belediye başkanlarımız sizin için çalışıyor. Sizin için çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarıma kocaman bir teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar.